Hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim tavuk döneri. Daha öncesinde tarifini vermiştim. Bir kere daha yenilemek istedim. Hele ki şu günlerde dışarıya çıkmadan evimizde çocuklarımıza bu döneri yapıp yedirebiliriz. Yanına bir pilav, bir çorbayla çok güzel akşam yemeği menüsü oluyor. Şimdi hemen şunu belirteyim. Ben biraz bolca yapacağım. Buzluğuma atacağım. İstediğim zaman çıkartacağım. O yüzden 1,5 kilo budam, 1 kilo 200 gram kadar falan tavuk göğsü kullanıyorum. Sizler yarı yarıya kullanabilirsiniz. Mesela yarım kilo but, yarım kilo göğüs gibi bunu azaltabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ya da böyle çok yapıp buzluğa 3 tane, yani 3 kerelik yapmalık benim gibi hazırlayabilirsiniz. Biz 4 kişiyiz. Ben bundan 3 tane döner hazırlayacağım arkadaşlar. 3 kere yapmalık. O yüzden böyle bol bol hazırlıyorum. Sizlere de bunu tavsiye ederim. Sizler 1 kiloya 1 kilo da yapabilirsiniz. Hemen şunu belirteyim. Butların kemiklerini çıkarttırdım. Tamamen böyle dışının yağı ile birlikte yapacağım. Çünkü yoksa kuru oluyor. Tavuk göğsünü de uzun uzun 3-4 parçaya böldüm. Şöyle hepsini güzelce birkaç suyla iyice yıkadım arkadaşlar. Göğüsleri bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok ince değil, çok kalın da değil. Böyle uzun uzun hazırladım. Şimdi tavuğumu kenara alayım. Şöyle bir kabın içerisine. Benim evde yoğurdum yoktu arkadaşlar. O yüzden 1 su bardağı süt kullanacağım. Süt ya da yoğurt hiç fark etmez. Ben ev yoğurdu kullandığım için yoğurdum kalmadı. Hazır yoğurt da kullanmıyorum. O yüzden de almadım. 1 tatlı kaşığı dolusu biber salçası ya da domates fark etmez. Hemen baharatlarını. Pul biber, kimyon, karabiber, toz biber ve tuz. Hemen hemen 1 tatlı kaşığı kadar. Gene siz azaltıp çoğaltabilirsiniz. 1 adet kuru soğanı güzelce rendeledim. Süzgeç alıyorum. Süzgeçin içine soğanı bırakıp iyice elimle şöyle ışıkla sıksam daha iyi olacak. Tamamen böyle suyunu içine bırakıyorum. Suyu çok güzel tavuğunuzu hem yumuşatıyor hem de lezzet veriyor. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle 3 diş kadar da sarımsağı içerisine rendeliyorum. Sarımsak çok güzel bir tat veriyor arkadaşlar. Ve hepsini bir karıştırayım. Bu hazırladığım, şöyle düşünebilirsiniz, 1 kiloya 1 kilo tavuk, 1 kilo göğüse 1 kilo but olarak düşünebilirsiniz. Ben çırpıyorum. Sıvı yağını unutuyordum. Yarım su bardağı da sıvı yağ. Tamamdır. Şimdi tavukları içerisine şöyle yatırıyorum. Yedire yedire. Yoğurt olacak diye bir şey yok. Sütle de. Buradaki maksat tavukları yumuşatmak. O yüzden hiç fark etmez. Butla göğsünüzü her zaman yarım kullanın. Direkt tavuk göğüsle yaparsanız çok kuru oluyor arkadaşlar. O yüzden muhakkak yağlı bir tavuk eti kullanmanızı tavsiye ederim. Streç freninin üzerine sıkı sıkı kapatıyorum. En az 1,5-2 saat dolabı normal gözünde dinlendireceğim. Şimdilik yeterli. Kekik koymadınız diyebilirsiniz. Ben keki pişirirken koyuyorum. Daha iyi oluyor. Çünkü böyle kekik koyarsanız yanıyor. O yüzden kekiğini şimdi koymayacağım. Şunu bir kenara alayım. Streç filmi şöyle 2-3 kat olacak şekilde açıyorum. Önce şöyle 1 kat açayım. Şuradan bir kesik atıyorum. Hemen yanına bir tane daha. Diğer tarafa bir tane daha. Bu şekilde iyice açtıktan sonra şimdi bir tane alt tarafa, bir sıra alta tavuk göğsünden koyuyorum. Artık yapacağınız kadar koyun arkadaşlar.
ne kadar kullanacaksanız o kadar yapabilirsiniz. Hemen onun üzerine buttan koyuyorum. Bu şekilde bir tane. Bu 5 kişiye kadar yeterli geliyor. Üç kısımdan başlayarak sarıyorum. Hemen öbür üç kısmı da üzerine atıyorum. Yanlardan sıkıyorum. Yan kısmı bağlıyorum. Diğer yan tarafta. Bir taraftan da itekliyorum. İçindeki havayı çıkartayım. Tekrar bu kısmı da bağlıyorum. İyice sıkın. Bayram şekeri gibi böyle. Bu şekilde. Şu uç kısımdaki fazlalığı alıyorum. Şimdi tekrar sifreç önüne birkaç kere şöyle iyice sıkı sıkı sarıyorum. Şimdi yanmasını bu şekilde sıkıyorum ki hiçbir yerde hava almasın arkadaşlar. Bu sefer dolabın kokusu çıkabilir. Bu şekilde diğerlerini de hazırlayacağım. 3 tane dönerim de hazır arkadaşlar. Şu birazcık küçük oldu, sonuncusuydu. Ben şimdi bunun bir tanesini 24 saat sonra, yani ertesi gün donduktan sonra dolaptan çıkarıp yapacağım. Sizlere de göstereceğim. Bu şekilde direkt şimdi dolaba atıyorum. 24 saat en az dinlendiriyorum. Tam 24 saat boyunca döneri dinlendirdim arkadaşlar. Ve bu döneri tarttım. Tam 1 kilo geldi. Ben bunu şu anda bir 6 kişilik kadar hazırlayacağım. Yanına bir pilav yaptım. Bir de çorba hazırladım. Biraz yanına turşu, domates, arzu ederseniz patates de kızartabilirsiniz. Çok güzel menü olur. Hem de dışarıya çıkmadan böyle evinizde hazırlayabilirsiniz. Dönerinizi bir 20 dakika kadar öncesinde buzluktan çıkartın. Böyle birazcık hafif buz kısmı açılsın. Ama öyle çok öncesinde değil arkadaşlar. Çünkü don bir şekilde kesmemiz gerekiyor. Çok da böyle donunu çözmeyin. Şimdi hemen açıyorum. Bu aşamada birazcık elleriniz soğuktan dolayı etkilenecektir. Benim de biraz zorlanacağım eminim. Ama bir peçeteyle uç kısımdan tuta tuta doğrayacağım. Peçeteyi elime alacağım arkadaşlar. Şöyle tutup bu şekilde keseceğim. Yoksa şuradan tuttuğunuz yer eliniz o kadar soğuk oluyor ki dayanamıyorsunuz. Şöyle uzun uzun doğruyorum. Ben bunu hemen hemen 2 senedir yapıyorum arkadaşlar. Çok da güzel oluyor. Muhakkak denemelisiniz. Böyle uzun uzun doğruyorum. Bu esnada birazcık keskin bir bıçak kullanın arkadaşlar. Ocağımın başına bir tavayı ocağıma alıyorum. Ocağın altını yakıp şöyle hemen hemen 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağını tavanın içine alıyorum. Çok fazla yağ kullanmıyoruz arkadaşlar. Altını orta ateşe hafif getiriyorum. Çok kısmayın altını. Çok aşırı sulanmasın. Kestiğim dönerleri içine şöyle tek tek bırakıyorum. Bu şekilde dizeceğim. Kızaranları çevireceğim. Sonra kenara alacağım. Kızaranları hafif şöyle çeviriyorum. Çok aşırı kızartmıyorum arkadaşlar.
Videonun sesinden sesini duymayabilirsiniz. Hemen birazcık rengi değişince çeviriyorum. Kenarı şöyle dibe doğru itiyorum. Tekrar açıyorum. Kızardıkça ileri doğru itiyorum arkadaşlar. Buraya hemen yenilerimi koyuyorum. Bunları çeviriyorum. Çok aşırı derecede kızartmıyorum. Zaten ince olduğu için çabuk kızaracaktı. Ve kızaranları üst üste atabilirim. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi artık altını kıstım. Biraz kısıktan. Hemen şunu belirteyim. Belki siz gürültüden dolayı sesini duymamış olabilirsiniz. Öncelikle buzda olanları böyle dizdim, kızarttım, çevirip kenara aldım. Kızartmaya başlayınca hafif kenara ittim. Ocağımı da şöyle ipledim. Birazcık kızarması gereken tarafa doğru verdim ateşi, ocağı. Kızaranları arka tarafa doğru ittim. Bu şekilde hepsini kızartmış oldum. Şimdi belki içinde pişmeyen falan olursa diye bir iki dakika daha şöyle kavurayım. İçerisine kekik koymamıştık. O yüzden şimdi koyuyorum. Kekik koydum, birazcık yanabiliyor arkadaşlar. Ondan dolayı ben kekiği bazen böyle sonradan koyuyorum. Artık tavuk dönerim hazır. Gördüğünüz gibi çok kolay ve pratik. İnanın lezzeti hiçbir farkı yok. Şöyle tamamdır. Döneri artık hazırladım. Bitti arkadaşlar. Şimdi size yakından da göstereyim. Hemen servis tabağına alacağım. Pişirdikten sonra birazcık böyle kapağını kapatın. Hafif yumuşasın. Bir de şunu söyleyeyim. Süt yerine yoğurdu tercih etmenizi tavsiye ederim. Benim evde yoktu. Sütle yaptım. Evet güzel oldu ama yoğurt daha yumuşak yapıyor. Hemen ben birazcık yanına patates kızarttım. Böyle soğan salatası gibi soğanı ovdum. Biber ve domates koydum. Döneri de yanına koyup biraz da pilav yaptım. Servis tabağıma koyup videomu burada bitireyim arkadaşlar. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı, ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.